Çok iyi, çok iyi. Bunu kesin bir daha yapar. Günaydın. Şimdi bu arkamda kaldığım o tatlı çiftlik evinden ayrılıyorum. Bugün muhteşem bir yere gideceğiz. Onun macerası başlıyor. Çantamı aldım sabahın 7'si. Şuradan ya otostop çekeceğim ya otobüs bulmaya çalışacağım. Şu an köydeyim çünkü. Ve oradan da tren istasyonuna gideceğim. Grendelwald diye bir yere gideceğim. Muhteşem bir yer. Beklemede kalın çünkü bayağı macera dolu bir yer olacak. Bakalım yetişmeye çalışacağım şimdi. Burası da kaldığım o kadar güzel bir köydü ki. Bir haftam resmen şuradaki arka taraftaki muhteşem şu ineklerin çan sesleriyle falan harika geçti şu manzarada. Ya şu köyün evlerine bakar mısınız ya? Şaka gibi. İnsanlar böyle yerlerde yaşıyor işte arkadaşlar. Şuna bak. Şurası normalde otobüsün geldiği yer ama otobüs gelmiyor, o yüzden otostop çekeceğiz burada. Çünkü otobüsün saati geçti. Haydi bakalım, rast gelsin. Yes. Şimdi bir abi aldı beni, yaşlı bir abi, otostop. Olona gidiyormuş şurası. Saint-Trifon. Saint-Trifon. Thank you so much. Abi valla sağ olsun. Normalde Olon diye bir köy vardı, oraya gidecekti ama seni bırakayım dedi. Ta tren istasyonuna kadar getirdi. Şimdi istasyona geldim. Of, güneş doğdu. Burası da tren istasyonu. Vips diye bir istasyona geldik. Buradan iki treni daha bineceğim. Sonra belki de üç, tam emin değilim. Sonra varmam gereken yere varacağım. Bu arada bütün bu trenleri ücretsiz biniyorum. Nasıl ücretsiz biniyorum? Tabii ki Interrail bileti aldım. Yaklaşık 2 aylık sınırsız binebileceğim bir bilet oluyor bu. Bütün, sadece İsviçre'deki değil, bütün Avrupa'daki trenleri ücretsiz binebiliyorsun bununla beraber. O yüzden muhteşem bir şey. Çünkü bu trenlerin tek bir hattı bile çok pahalı. Interrail bileti alınca bayağı ucuza geliyor. Geldik Grindelwald'dayız abi. Burası nasıl bir yer ya? Manzaraları gördünüz mü? Ağzım açık kaldı yemin ederim. Şuna bak.
Şaka gibi. Sanki böyle birisi mincik mincik her şeyi işlemiş gibi ya. Vallahi şok oldum. Hiç bu kadar beklemiyordum. Benim kaldığım yer çok güzel diyordum. Ama inanılmaz bir yer abi. Bu ne? Bu ne? Çiçeklere bakın ya. Her yer çiçek, böcek. İnanılmaz bir gökyüzü, inanılmaz bir yeşil. Evler bir muhteşem. Tren manzarası, dağdaki karlar. Şimdi tren istasyonunda böyle çıktım yürüdüm. Hostele gitmeye çalışıyorum. Ama gidemiyorum ki abi. Yani her yer muhteşem bir manzara. Durup durup böyle bakıyorum. Böyle etrafa mal mal bakıyorum. Ama ya şuraya baksanıza abi, bu ne? Çizgi film gibi değil mi? Heidi. İşte Heidi çizgi filminin Heidi'sini yaptık şu anda. Bakalım bugün acayip şeyler yapacağım. Burada çok güzel adventure şey, macera parkları var. Tepelere çıkacağım. First diye bir tepe varmış, oraya çıkacağım. Bakalım ilk önce bir hostele yerleşim. Bu arada hostel inanılmaz pahalıydı burada. Gidince anlatırım, yorulma. Hostelin check-in saati 4'teymiş. O yüzden sadece çantamı bırakıp çıktım. İçeride de birazcık telefonu şarj ederken bir çocukla tanıştım. Burada çalışıyor. İsviçreli. İsviçre'de askere gitmek zorunlu ama burada böyle paralel askerlik diye bir şey yapabiliyorsunuz. Yani sosyal servis gibi bir şey yapabiliyorsun. Mesela çocuk hostelde çalışmayı seçmiş askerlik için. Yani askerliğini hostelde çalışarak yapabiliyormuş. Böyle seçenekleri olabiliyormuş insanların. Herkesin böyle askere gidip silah tutmasına gerek yokmuş. Benim çok hoşuma gitti. Bence çok güzel fikir. Herkes askere gidebilir ve ülkesine faydalı olacak başka şeyler yapabilir böylelikle. Beğendim fikri. Neyse şimdi merkeze doğru gideceğim. Çanta falan bıraktım. Bakalım burada ne varmış, beraber keşfedelim. Bir tane kaydırak var. Çok böyle acayip güzel manzarası olan, dağların tepelerin arasından kayan böyle coaster. O ne lan? Ne güzelmiş. Baksanız da şimdi. Onu bulursam onu yapmak istiyorum. Bir de pik diye bir tepe var. Oraya çıkarız falan. Bakarız etrafa. Zaten nereye gitsen çok güzel. Baksana cik 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 cik. Şu güzelliğe bakın. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse Grendelwald böyle bir sürü tepelerden oluşuyor. Ve bunun gibi tepeler çıkmak için de her yere teleferik yapmışlar. Bunun gibi böyle teleferiklerden istediğiniz bir tanesini alıp çıkabiliyorsunuz yukarı. Ben şimdi iki tane bunlardan deneyeceğim. Bir tanesi şu çıkacağım arkamda gördüğünüz yer. Niye buraya çıkıyorum? Çünkü buranın çok güzel bir kaydırağı var. Aşağı böyle kaydırakla indiğimiz bir adventure, bir macera olacak. O yüzden ilk başta buna çıkıyorum. Yaklaşık buna çıkmak gidiş dönüş 28 frank. 6'ya da o kaydırağı veriyorsun. 34 franka falan geliyor. Şimdi tepeye doğru yola çıkacağız. Bakalım manzara nasıl. Ve şimdi tepeye geldik. Buradan böyle insanlar yürüyüşe çıkabiliyor, hike yapabiliyor. Aynı zamanda böyle efsane bir manzara var. Birazdan şu yan taraftaki kaydıra gideceğim ben de. İnanılmaz değil mi ya? Atmosfere bakın. Bunlar da çılgın, yarısı Arjantinli, yarısı İspanyol. Dans ederek geliyorlar. Teleferi düşeceklerdi. Latinler dünyanın her yerinde eğlenceliler abi. O yüzden Latin Amerika en eğlenceli rotalardan birisi oluyor her zaman. Gördüğünüz gibi nereye gitseler oraya da eğlendiriyorlar. Böyle mutlu huzurlu yeri bile çılgına çevirmişler. 30 kişilik bir hiking grubu yapmışlar kendilerine, yürümeye gelmişler arkadaş grubu olarak. Ve size bahsettiğim o kaydıraklar. Şimdi şunların üstüne binip böyle aşağı doğru tepeden bütün aşağı manzarayı izleyerek ineceğiz. Bakalım nasıl bir manzara var. Böyle enteresan bir kızak yapmışlar. Böyle biniliyor. Bayağı da güzel gözüküyor. Bakalım nasıl gidecek. Ha, öne gidince gidiyor bu fren. Yes, gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle arkaya doğru yaslanayım. Arkaya çekince fren basıyor zaten, sıkıntı yok öyle. Görmeşlere bak, görmeşlere. Arr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 r
Baba gel gitme burada.
Çok iyi, çok iyi. Bunu kesin bir daha yapar. 6 frank bu arada. Bedava. Yani İsviçre'de 6 frank hiçbir şey yapamazsınız. Öyle söyleyeyim. O yüzden bunu kesinlikle bir daha yapacağım. Ama onda çekim mekim yapmayacağım. Vallahi kameraya bırakacağım. Eğleneceğim sadece. Şimdi bir de First diye bir tur var şu tepede. Bundan sonra da oraya çıkacağım. Orası bayağı yüksekte, böyle krif yürüyüşleri falan da var. Göle falan da gidiyor. Belki göle doğru bir hiking de yaparız. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Böyle de bir hizmeti var. Bedava yukarı geri çıkartıyor seni. Böyle bir şey gibi, ne derler? Asansör gibi yapmışlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Kendi çıkartıyor. Lan bu da çok ama geriye gitti. Ben burada düşeceğim diye korkuyorum. Böyle ayaklarımla şöyle dengeli. Valla biraz tehlikeli duruyor. Tepetaklak aşağı gidecek gibi hissediyorum. Tamam, çözdüm. Mekanizmayı çözdüm. Orada tutacaklarmış böyle, yukarı kalkmaz o yani. O yüzden güvendim. Rahat rahat arkaya sarabilirim. Çok güzel lan. Ve tepeden indim. İkinci kez de kaydım bu arada. Çok güzeldi. Şimdi hemen bu tepenin karşısında başka bir tepe var. Adı First. Orada da bir sürü bir şeyler var ama ben oraya şimdi sadece yürüyüş yapmaya çıkacağım. Bu abi ne yapıyor burada bilmiyorum. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Şimdi şu aktivitelerin olduğu tepeye çıkacaktım ama şu ikisi sold out olmuş. Şu mountain kartı yapmak istedim zaten ben de. Ondan bana 75 dakika bekleme mi? Oha. Neyse. Bakalım. Şimdi böyle küçük bir teleferiğe bendik. Tepeye doğru çıkacağız. Tek başımayım. Bakalım nasıl manzaradan geçeceğiz. Şöyle olursam daha iyi. Ve zirvenin de zirvesine çıktık. Burası yaklaşık 2500 metre falan olması lazım. Buradan aşağıda giden bu bisikletler var ama bayağı bir sıra varmış. Bu ne ya? Ve şimdi yeni bir oyuncağım var. Böyle dağ bisikletiymiş bunun adı. Bununla aşağı doğru böyle iniyorsun. Tepelerden geze geze iniyorsun. Yaklaşık 100 yıl bekledikten sonra bunu alabildim. Bunun adı Mountain Kart mı? Mountain Car mı? Öyle bir şey. Şu arkadaşlara geçeyim. Böyle köylerden, yollardan. Dağ tepe. Geze geze gidiyorum böyle. Şununla çıktım. Bununla iniyorum şimdi. Frenin biri sağa tutuyor, biri bu tarafı tutuyor. Böyle ikili teker.
burada 2 dakika bir mola vereyim dedim. Yaklaşık 25 dakika süren muhteşem bir yol oluyor böyle aşağı doğru inerken. Böyle köylerden geçiyorsun, yollardan geçiyorsun falan. İstediğin yerde durup böyle keyif yapabiliyorsun. Bence çok güzel aktivite. Bayıldım. Tepedeki maceradan sonra dedim birazcık turistlerin olmadığı, doğayla iç içe olabileceğim bir yere kaçayım diye nehrin yanına geldim. Böyle bir patika var burada. Bayağı bir kenarda takıldım böyle bir saat. Suyu dinledim, dağları izledim falan. Güzel keyifli vakit geçirdim. İnsanın kendi başına kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Bence en büyük meziyetlerden bir tanesi de bu. Ben zaman zaman aklıma gelen yapmaya çalıştım ama daha bu sene tam olarak uyguladığım bir şey bu. O yüzden çok keyif alıyorum. Buraya kadar gelmişken de şu dondurmadan yemeden olmaz. Bunu biliyorsun, çikolatası var bunun, Tableron ve bu üçgen dağlardan, Alplerden alma manzarası. Zaten bizim o kaldığımız yerdeydi de üçgen dağı. Bir de burada hayatımda ilk defa yiyeceğim bu arada. Daha önce yedim mi hatırlamıyorum. Yani Tableron'u ilk defa yerinde yiyeceğim. Böyle de bir lüks yaşıyorum hayatı işte. Yerinde yemeye gidiyorum her şeyi. Şaka yapıyorum ama canım çekti bayağı. Selam dostlar. Şimdi ben hostele geldim. Bayağı yorulmuştum. Şöyle bir manzaralı hostel odasındayım. Şimdi akşam böyle 7'ye falan geliyor. Herhalde akşam yemeği hazırlamışlar. Aşağı gidip bir akşam yemeği yiyeceğim. Bakalım neler varmış. Şöyle küçük bir hosteli göstereyim size. Bu arada şimdiye kadar kaldım. En pahalı hostelde kalıyorum. Buranın geceliği 60 euroydu. Şimdiye kadar hiç bu kadar pahalı bir yerde kalmadım. Hatta Bali'de 60 euroya 4 odalı villa falan kiralayabiliyorsun. Öyle absürt bir rakam yani. Ama olsun, bir gece kalacağım zaten, çok sorun değil. Bakalım yarın da burada kahvaltımı yapacağım ve öğle saatlerinde saat yaklaşık 11 gibi bir tren var. Zürih'e gidiyor. Orada bir kaçsörfekten birisini buldum. Çok tatlı birine benziyor. DJ. Aynı zamanda ormanda bir parti yapacağız dedi. Bakalım, ilginç duruyor. Yarın da atlayıp trenle oraya gideceğim. Birkaç gün orada kalacağım. Sonra da yolculuk İtalya'ya doğru gidecek. Zürih var. Zürih'te size çok güzel bir video anlat. Bir tane video çekeceğim. Çünkü buradaki yaşamı anlatmak istedim. Bir tane video yapmak istiyordum. Sonra da buranın böyle efsane bir tren yolculuğu rotası var. Onu anlatacağım. Onu deneyimleyeceğim. Deneyimlerken de size çekiyor olacağım zaten. Bakalım nasıl olacak. Hostel odası da böyle bir oda. Şöyle de bir balkonu var. Balkonu göstereyim size. Böyle bir manzaraya bakıyor. Efsane. Ama şimdiye kadar kaldığım en güzel manzaralı hostel diyebilirim. Hadi aşağı bakalım. Good morning, sunshines. Kahvaltımı yaptım. Çok güzel bir kahvaltı oldu. Üstümü başımı temizledim. Güzelce bir duşumu aldım. Şimdi de Zürih'e doğru yola çıkıyorum. Bu videoyu da burada bitirelim. Muhteşem bir macera oldu bizim Grindelwald'da. Eğer yolunuz buraya düşerse burada bir sürü etkinlikler yapacak. Ben aşağı açıklamada da bazı size söylediğim şeylerin detaylarını yazarım. Çünkü burada unuttum ne söyledim ne söylemediğimi. Özellikle Interrail bileti hakkında da bayağı bir şey yazacağım. Çünkü Interrail bileti gerçekten Avrupa'da geziyorsanız en büyük avantajlardan bir tanesi. Birkaç tane farklı alabileceğiniz yer koyacağım. En uygunu neredeyse oradan alırsınız zaten. Öpüyorum, görüşürüz. Son bir şey daha unuttum. Topluluğumuza mutlaka katılın. Eğer dijital olarak para kazanmak istiyorsanız, online bilgileri elde ederek benim gibi dijital nomad olmak istiyorsanız topluluğa gelin. Orada benim gibi böyle birbirinden farklı iş yapan insanlar var. Onlar istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradan ilham alabilirsiniz. Dünyanın bir yerlerinde yaşarken orayla ilgili bilgiler sorabilirsiniz. Aşağı link bırakacağım. Mutlaka bakın derim. Öpüyorum, görüşürüz.